Konuğumuza başlamadan önce yine WhatsApp numaralarımızı ve telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Telefonumuz 212 702 4727'den bize ulaşabilir. WhatsApp hattımızdan da hocamıza sorularınızı yöneltebilirsiniz. Merhabalar hocam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür yine ederim. Mersin'den geldiniz. Birkan Taha Bey. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Gayet iyiyiz. Diş ve çene cerrahi uzmanıyız. Bunu da evet. Hatırlatmak istiyorum. Evet. Hocam yine sizlere bir sorular soracağız ama ben evet. İlk başta şeyi sormak istiyorum. Hocam çok gençsiniz, profesörsünüz. Evet. Bu kadar kısa sürede neler yaptınız? Nerelerde eğitimler aldınız? Yani bu genç yaşta nasıl profesör oldunuz? Evet. Diş hekimliğinde çok da kolay değil. Evet, doğru, haklısınız. Şöyle ki öncelikle sürekli boş zamanı doldurmak üzere bir sistem kuruyoruz. Şöyle ki 18 yaşında üniversite temel eğitimini aldıktan sonra 10 yıl boyunca Konya'da, ardından Finlandiya'da, sonrasında İran'da, sonrasında Amerika'da, sonrasında Van'da, sonra da İstanbul'da, sonrasında da kendi memleketime dönme şansım oldu. Açıkçası radikal bir karar. 18 yıldan sonra bir 18 yılda şehir dışı, yurt dışı eğitimleri, bilimsel aktiviteleri, sonrasında da kendi şehrine geliyorsun. Bu anlamda hem ailesel bağlılık diye düşünebilirsiniz, hem bir taraftan kendi memleket hasreti, ama bir taraftan da Mersin'in kendi güzellikleri var. Nedir? Tarihi, turistik, sosyal, ekonomik, liman şehri olması, lojistik şehri olması, bir taraftan da o avantajları da var. Dolayısıyla büyümeye katkıda bulunan şehirlerimizden bir tanesi ülkemize. O yüzden de ben de kendi memleketime döndüm. İki ay çok aşırı sıcağımız var ama geri kalan 10 ayımızda sportif aktiviteye rahatlıkla veya da denize girebilme açısından da avantajlı şehirlerimizden bir tanesi. O yüzden de kendi şehrimde devam ediyorum. Profesörlükte elbette 2 yıl önce geldi aslında. 41 yaşında geldi. Ancak 43 yaşındayım şu anda. Her şey yolunda ama gayet güzel. Çok şükür. Bakalım. Evet. Evet, teşekkür ederim. Ağız ve çene cerrahisiyle uğraşıyorsunuz aynı zamanda. Evet. Çok spesifik bir alan. Çünkü doğuştan olan anomaliler olabilir. Sonradan kişinin ağız kapanmasında bir takım sorunlar olabilir. Tüm bunları detaylı olarak tedavi edebiliyorsunuz. Ben en güncel konuyla başlamak istiyorum. Peki. Özellikle kaplama dişler, çarpışık dişler olabilir, diş renklerindeki bozukluklar olabilir. Hı hı. Kaplama yaptırmak isteyen izleyiciler için bu dişleri tamamen kesiyor muyuz, dişlere zarar veriyor muyuz, nasıl anlatırız? Çok güzel bir soruyla başladınız aslında. Şöyle ki, vücudun en sert tabakası dişin en dış tarafındaki mine tabakası. Bu mine tabakasını eğer ki kestikten sonra, kaplama için, kesmemiz için dişin mine tabakasını tamamıyla uzaklaştırıyoruz. Yani en kaliteli tabakası, en sert tabakasını atıyoruz. O yüzden ben açıkçası bu korunaksız hale gelen dişleri daha çok anatomik dolgu veya estetik dolgularla veya eğer çürük çok daha fazla büyükse veya farklı şekilde ise ya mini vidalı dolgularla veya estetik dolgularla çok iyi kompanze edilebileceğini, estetik boyutta da, diş eti boyutunda da çok farklı mutluluk verici sonuç alınabileceğini düşünüyorum. Kaplamaları ben olabildiğince uzak tutmaya çalışıyorum hastalarımdan. Neden? Kaplama olan dişin mini tabakası dayanıksız hale getiriyor. Uzaklaşması dayanıksız hale getiriyor. Altındaki diş hassasiyeti artabiliyor. Kaplama geldiğinde diş etine zarar verme şansı artabiliyor. Veya da altındaki diş de hani altyapısı kalıyor ya, o da çürüme ihtimali olabiliyor. Dolayısıyla ben en son çare kaplama, en son çare implant, olabildiğince dişleri koruma, kurtarma, mine tabakasını koruma üzerine kendim artık bunu kendim benimsiyorum ve uygulamaya çalışıyorum açıkçası. Ki birçok diş hekimi de bu şekilde yapıyor. Aynen aynen. Evet, arkadaşlarımız da koruyucu ve önleyici diş hekimliği adı altında olabildiğince korumaya çalışıyor. Hocam tabii yaptırmak bazen de zorunda kalıyoruz. Hı-hı. Yani bunlar tabii dişlere zarar veriyor ama yani böyle bir şey olduğunda bundan kaçınmak için alternatif tedaviler sadece bu bahsettiğiniz küçük dolgular mıdır, yoksa başka tedaviler var mıdır? Şöyle, sıklıkla estetik dolgular bu konuda veya anatomik dolgular, ön dişlerse estetik, arka dişlerdir. Anatomik dolgular koruyucu önleyicilik anlamında çok daha sağlıklı oluyor. Dolayısıyla bunlara doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani o anlamda tatmin edici, estetik ve işlevsel anlamda gayet mutluluk verici olabiliyor. Şimdi
önceden dişini çektirmiş olanlar olabilir, diş kayıpları olabilir, ağız bir bütün. Bu dişteki boşluklara ne gibi tedaviler yapabiliyorsun? Şimdi diş boşlukları hani uzun süre eğer boşluk halinde kaldıysa çevre dişlerin bir hareketi oluyor. Yani doğanın kompansasyon mekanizması nedir? Yandaki dişler boşluğa doğru eğim veriyor. Karşı taraftaki diş boşluğa doğru uzamaya başlıyor. Bizim ilk önce implanttan önce hani implant yapılması gerektiği durumlardan önce yandaki dişleri kuvvetlere, ısırma kuvvetlerine dik hale getirmemiz gerekiyor. Siz düşünün mesela kendiniz elinizle yukarıdan bir kuvvet alacaksınız, bir şey ürün taşıyacaksınız. Dik durursanız mı daha iyi taşırsınız yoksa yan durursanız mı daha iyi taşırsınız? Dik durursanız tabii. O yüzden biz de boşluğun yanındaki eğilmiş olan dişleri ilk önce dikleştiriyoruz. Dolgularla, anatomik dolgularla karşıt dişle teması sağlıyoruz. Karşı tarafta uzayan dişi de taş yerinde ağırdır mantığıyla yerine getirtiyoruz. Ondan sonra implanta başlamamız gerekiyor. Çünkü dişler muntazam dizilimiyle, anahtar kilit olmasıyla ve kendi ağırlığını alması sebebiyle en güzel şekilde kendi pozisyonlarında durarak katkıda bulunabilirler. Ondan sonra implant ve üstü kaplamayla boşluğu doldurma mantığına geçiyoruz. Yani kişinin... Çok özür dilerim. Sorunuza paralel olarak söyleyeceğim. Hani sıklıkla hastalarımız çok uzun süre dişsiz kalmış oluyor veya bir süre dişsiz kalmış. Dişler hareket etmiş oluyor, yatmış oluyor. Karşı taraftaki diş boşluğa doğru hareket ediyor. Ve diyor ki ben implant yaptırmak için geliyorum. İmplant yapın. Hayır, implanttan önce yapılması gereken şeyler var. Ağzın bir balansı var, dengesi var, bir mekaniği var. O mekaniği dişler, diş etleri, çenenin sağlığı, hatta çene ekleminin sağlığı açısından birazdan belki bazı diğer konularda gireriz. O anlamda da önemli hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla diş eksikliğini en kısa zamanda dişli hale getirmek, bunu da implant ve üstü kaplama olabildiğince yapılması daha yararlı oluyor ki hatta biraz önceki soruda dişleri kesmeyelim. Kesildikten sonra mine tabakasını koruyalım şeklinde. O yüzden o bölgeye hani kaplama köprü yerine bölgeye yandaki dişleri koruyarak implant ve üstü kaplama yapılması daha sağlıklı hale evet gelmesi gerekiyor. Durum böyle. Hocam ben bir de genel tabiplikte her şeye biz antibiyotik kullanmaya çalışıyoruz. Özellikle bizim toplumda yani doktordan ziyade vatandaş istiyor. Bana bir antibiyotik yazın. Evet. Her diş ağrısına biz antibiyotik kullanalım mı? Antibiyotikler çok kullanılıyor mu? Bir zararı var mı? Ya ne kadar güzel bir soru soruyorsunuz. Bakın şöyle bir şey var. Peynir ekmek gibi antibiyotik kullanıyoruz. Bilinçsiz antibiyotik kullanıyoruz. Hatta antibiyotik vermeyen hekimi kötü kılmaya çalışmamız çok doğru olmuyor açıkçası. Bu anlamda şöyle ki hem ağız diş sağlığı anlamında hem genel tıbbi anlamda bilinçli antibiyotik kullanmalıyız. Yani hastanın yeri gelecek antibiyotiği hekimi olacak. Yani hekim antibiyotik gibi olacak ona. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Elbette bizim de antibiyotik kullandığımız durumlar, önerdiğimiz, tavsiye ettiğimiz durumlar var. Ancak çok nadir. Operatif anlamda olabilir, operasyon sonrası, öncesi vesaire, profilaktik amaç veya da koruyucu. Onun dışında hastaların ben sıklıkla karşılaştığım durumdan bahsedeyim. Çok zonklar tarzı ağrı oluyor, gece ağrısı oluyor. Ondan sonra hemen antibiyotiğe sarılıyor. Burada asıl büyük hatayı o zaman yapıyoruz. Neden? O iltihabı bizim çıkartmamız gerekiyor hekimlik anlamında. Belki kanal tedavisiyle çıkartmamız gerekiyor. Antibiyotik kullanıldığı zaman tedavisiz, o şartlar altında o dişin kökün ucundaki o iltihap hapsoluyor. Hatta kanal tedavisinin iltihabı çıkartma girişimiyle de çıkartılamıyor. Yani işimizi zorlaştırıyor aslında. O nedenle kanal tedavisi görecek olan hani zonklar tarzda ağrı, birden çok aşırı sıcak ağrısı olduğu durumlarda hekime danışmaları ve o anda gerekiyorsa kanal tedavisi yapılıp ondan sonra antibiyotik çözebilirsiniz aslında, çözülebilir. Antibiyotiği hani genel tıbbi anlamda düşünelim dedim ya, şimdi bağırsak floramızı bozuyoruz, karaciğer metabolizmamızı bozuyoruz, karaciğer yağlanmamızı artırıyoruz. Hani bütün sistemimizi, genel sistemik durumumuzu değiştiriyoruz. Hani buna gerek var mı? Yaşam ömrümüzü de azalıyor. Hatta direncimizi de düşürüyoruz. Hani direnç geliştiriyor, bir sonraki jenerasyon antibiyotiklere geçiyoruz ve o antibiyotikler aracılığıyla bir süre sonra o da kesmez. Dolayısıyla bilinçli antibiyotik, kontrollü antibiyotik, antibiyotiğin de açıkçası hekimi
antibiyotik olduğunu bilmemiz daha sağlıklı oluyor. Bir de erkenden bırakanlar da oluyor. Yani tedavi kürünü tamamlamadan, bu da sanırım zararlı. Diş minelerini korumak adına konuşuyoruz hocam. Şimdi kişi diyelim ki işte hem bir sıcak soğuk geçişlerini çok yapıyor. Sıcak bir şeyi ardından soğuk bir şey içiyor. Bunu biliyoruz zararlı olduğunu. Mesela deniyor ki işte yanlış pozisyonda yatarsanız veya sırf sağ tarafla yiyor veya sırf sol tarafla yiyor. Bunlar da diş minelerini aşındırıyor mu? Şimdi şöyle, her zaman için bizde şu var. Sorunun kaynağına inmeliyiz. Şimdi bu sorunun kaynağına çok iyi inmemiz gerekiyor. Neden biz tek taraflı çiğniyoruz? Değil mi? Yani şöyle ki, tek taraflı çiğnememizin sebebi diş eksikliği mi? Yoksa dişli tarafta dolgularımızda bir düzlük var, etkin çiğneme yaptıramıyor, ondan mı kaynaklanıyor? Veya kaplamalarımız, dişli taraftaki kaplamalarımız tam basmıyor mu? Yani bir konfor eksikliği mi var, bir ağrı mı var, bir şeyler var. Hastalar da yani boşu boşuna gidip tek taraflı çiğnemiyor. Onu biz kesinlikle çift taraflı çiğneme etkinliğine getirmemiz gerekiyor. Hani ağızdaki o diş minelerindeki aşınmayı engellememiz için. Aynı zamanda şöyle bir şey var. Bizde şöyle var. Hani temelde bilirsiniz. İşleyen demir ışıldar. İşlemeyen demir de paslanır. Tek taraflı çiğnemede işleyen taraf ışıldamanın ötesine geçiyor. Yoruluyor. İşlemeyen taraf, yani dişsiz olan bölgede çiğneyemediği için pas tutuyor. Yani diş etleri hastalanıyor. Dişler erken çürüyor. Yani çene kemik eriyor boşluk olan bölgelerde. Çene eklemi rahatsızlanmaya başlıyor. Aslında bir domino taşı etkisi düşündüğünüz zaman silsili halinde götürüyor. Hani neden? O yüzden biz dişli ağzın çene içerisinde muntazam olarak dizilmesi, hı hı, ve bunların da karşı taraftaki dişte anahtar kilit şeklinde kesme, koparma, öğütmeyi sızdırmaz bir şekilde yapması gerekiyor. Yani karşı taraftaki dişin çıkıntısı, erkek parçası dişi parçaya girecek. Erkek dişi birleşmesi gerekiyor bu anlamda. Bu tam böyle kapanmadığı zaman ne oluyor? Çene eklemine, çene kemiğine ciddi bir baskı. En sonunda onlara yansıyor. Şöyle ki, dişsel sorunlar çene eklemlerine aylar veya yıllar sonra yansır. Ancak ilk önce dişlere yansır. Dişler bakarsınız ki erken çürümüş. Ya ben o kadar bakım yapıyorum, dişlerim çürüyor. Neden? Tam kapanmıyor. Yiyecekler, besinler o dişlerin üstünde kaldığı için temizlenebilirlik azalıyor, ortadan kalkıyor. Kaplamalar rahatsızlanıyor, diş eti hastalanıyor, diş etleri morarıyor. Sonra da hastaların temizlenebilirlik azaldığı için diş taşları ve plakları da artmış oluyor. Aslında hani sorunun başına döneceğim aslında. Ağızda temizlenebilirliği artırmamız için bütün dişlerin muntazam olarak anahtar kilit pozisyonunu alması gerekiyor ve her dişe kendi görevini yaptıracağız. Ön dişleri kesici dişleri, köpek dişlerini koparmayı, arka dişlerde mekanik öğütmeyi yaptırmamız şart. Başka çaresi yok açıkçası. Bazılarının böyle çene ağrıları oluyor. İşte çene kapattığı zaman da kıt kıt ses gelmeleri de olabilir. Mesela bunlar neden kaynaklanır? Şimdi bak, onda da en sondaki videomuza geçebiliriz o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Çene ağrıları veya kıtlamalarının vücuttaki olay çene eklemleri. Bahsettiğiniz yer, kulağın ön tarafında pozisyonlanan, açılma sırasındaki kıtlayan yer aslında çene eklemi. Evet, hastalar çıktıkta çenemden geliyorlar ama asıl çene ekleminden geliyor. Kulağın ön tarafındaki çene eklemi diğer eklemlerden farklıdır. Yani oynar başlık gibidir. Üç boyutlu hareket eder. Bu o kadar kompleks bir yapı ki hastalandırmamanız gerekiyor. Yani diğer eklemlere benzemediği için sorunun çözümü de zorlaşır. Diğer eklemlerde daha kolay ama çene ekleminde daha zor. O yüzden biz koruyucu ve önleyici hekimlik anlamında sorunu baştan teşhis edip ona göre tedavisini yapmamız gerekiyor. Ve sıklıkla çene eklemleri ağrıları ve rahatsızlıkları dişlerden kaynaklanıyor. Dişlerin dolgu düzlüğünden, dişsizlikten, kısmi veya da tüm dişsizlikten, çürüklerden, kaplamaların birbirleriyle anahtar kilit şeklinde kapanamamasından, bruxizm dediğimiz diş gıcırdı atmalarından, bunlardan kaynaklanıyor. Peki ne yapmalı? Dişsiz alanların dişli hale getirilmesi gerekiyor. İmplant veya da kaplama, neyse. Onun dışında tek taraflı çiğnemenin, biraz önce konuştuk, çift taraflı haline getirilmesi gerekiyor. Ağza o yükün azaltması, yarım tona ait basırma kuvvetinin dağıtılmasını sağlamak gerekiyor.
düz dolguların değiştirilerek anatomik dolgu haline, anahtar kilit şeklinde dişlerin kapanışını sağlanması gerekiyor. Kaplamaların tasarımının diş etlerine uygun tasarımda nefes aldıracak şekilde diş etlerine sağlanması ve karşı taraftaki dişte kapanışı olan kaplamalarının çok muntazam çiğneme etkinliğini ve besinlerin öğütmesini tam yapacak şekilde yapması gerekiyor. Bir de diş çapraşıklığı. Demezsiniz ki bu çene eklemine rahatsızlığı sebep olabilir mi? Evet, olabilir. Diş çapraşıklığı dişlerin kapanışını etkiler. Olumsuz anlamda etkiler. O nedenle diş çapraşıklığının ya tel tedavisiyle ya da alternatif tedaviler var. Cerrahi operasyonla tek seansta yapılabilen, o çapraşık olan dişi aynı hizaya getirebilen operasyonlar var. O da yapılabilir. Bir de bu anlamda kaplamalarla da yapılabilir. O kaçmış olan, içeriye veya dışarıya kaçmış, yanak veya dudak tarafına kaçmış olan diş aynı hizaya getirilebilir. Dolayısıyla onun çapraşıklığın tedavisinde yapıldıktan sonra çene ekleminin sağlıklı olması beklenir. Ha, dişsel sorunu çözmeye çalıştık çene eklem problemi için. Ancak eğer ki daha sorun kısmi olarak devam ediyorsa, çünkü yapısal problem haline gelmiş olabilir çene eklemi, o zaman da çene ekleminin bazı tedavileri var. Nedir bunlar? Lazer terapi uygulayabiliyoruz. Çene eklem için sıvı değiştirilebiliyor ve onun yerine yapay sıvı, daha kayganlaştırıcı bir sıvı ekleniyor. Ortopedide de mevcut aslında. Onun dışında çene eklemine için belki botoks uygulanabiliyor çene kaslarına. Veya da çene eklemine direkt operasyonla eklem içerisindeki yapısal problemi çözmek için kulak önünden yapılan bir operasyon var. O da yapılabiliyor. Dolayısıyla ancak şimdi bakın, çene eklem operasyonudur. Çene eklem rahatsızlıklarına direkt tedavidir. Bunlardan önce lütfen diş sorunlarını hastalarımız muntazam olarak çözdürsünler. Ondan sonra çene eklemine geçsinler. Hocam, ağız kokusu. Evet. Yani burada illaki dişte enfeksiyon var mıdır? Mesela bazen diyorlar, dişlerim ben çok muntazam fırçalıyorum. Ondan sonra ağzımda bir sorun yok gibi görünüyor ama ağız kokusu var. Evet. Bunlar da ne? Toplumumuzun çokça sıkça karşılaştığı sorunlardan bir tanesi. Şöyle, ağız kokusunun temel sebeplerinden bir tanesi diş plağı ve taşı. Ancak hani biraz önce de bahsettik. Tek taraflı çiğneme sebep. Çünkü işlemeyen demirin paslandığı durum, plak ve taşların oluşması, diş etlerinin hastalanması açısından davetiye. İkincisi, dolgu yiyecek dolguların arasına, iki dişin arasına yiyecek artığı kaçış. Bu anatomik dolguyla engellenebiliyor. Yiyecek artığı kaçışı bir süre sonra oradaki sülfürün içeriği sülfür oluyor ve sülfürde ağız kokusu olarak dönüş yapıyor. Veya da plak taş, veya da daha ileri giderse de dolgu altı çürüklere sebep oluyor. Yani durduk yerde diş dolgusu altına çürükler gelişiyor. Devam ediyorum. Dolgu altı çürükler. Onun dışında amalgam dolgular mesela, siyah dolgular. İçerisindeki metalin korozyona uğraması sebebiyle ağızda bir metal kokusu yani oluşuyor. Ne kadar iyi fırçalarsanız geçmez. Evet, geçmez. O yüzden onun yüzeyinin pasparlak olması gerekiyor ve anatomik olması gerekiyor. Onun dışında kaplamalar. Bakın porselen mesela. Porselenin altında bir metal altyapı vardır. Nikelli ise eğer, nikelden dolayı koku yapar. Hele özellikle de porselen bazen bruksizm oluyor mesela, gıcırdatma oluyor veya da bir başka sorunlardan dolayı porselen kırıldığı zaman alttaki metal altyapı çıkıyor açığa. O zaman da mesela koku yapıyor. Veya da belki IMEX, Empress, zirkonyum kaplamalar var. Kaplama türleri, porselenler gibi. Bu kaplamalar eğer ki diş etlerine saygı duyacak şekilde, onların nefes alacağı şekilde yapılırsa eğer, onlar da koku yapmaz. Ancak diş etine baskı yaparsa, yiyecek etkinliğine, ısırma etkinliğine tam gelemezse onlar da koku yapar. Yani hani, sebebe yönelik tedavi, ağız kokusu. Aynen, kesinlikle. Neden? Kaynağına kesinlikle inmemiz gerekiyor açıkçası. İyi bir tedavi gerekiyor. Evet, evet, bunun dışında da bahsedelim. Diş iltihapları mesela. Tabii. Ağız kokusu sebebidir. Diş kistleri, tümörler. Bunlar da ağız kokusu sebepleridir. Üst solunum yolu enfeksiyonları. Tabii. Mide, gastrit, ülser. Yine ağız kokusu sebebi. Tabii. Daha fazla inelim aşağıya. Akciğer rahatsızlıkları, pankreas rahatsızlıkları ve psikolojik depresyon, içe kapanıklılık. Bu bile ağız kokusu sebebidir. Yeniden içilen besinlerin elbette nefese de yansıması var. Ama bakın, ağız diş sağlığından sistemik rahatsızlıkları, genel duruma, genel durumundan psikolojik boyutuna kadar birçok sebep
ağız kokusu sebebidir. Ancak ilk başlangıç tedavimiz ağız diş sağlığı olması gerekiyor. O elemini olduktan sonra genel duruma geçebiliriz. O elemini olduktan sonra psikolojik duruma geçebiliriz. Ama ilk önce bizim kendi görevimizi yapmamız gerekiyor. Evet, siz hocam çene cerrahı olduğunuz için doğuştan olabilir. Alt çenenin ileride olduğu durumlarda. Evet. Bu çenenin düzeltirdiği ameliyatlar, bunlar zor ameliyatlar mıdır? Nasıl bir süreçtir? Şöyle ki, çene cerrahı arkadaşlar bu konuda artık uzmanlaştı, sürekli yapar oldu. O nedenle şöyle ki, alt çenenin önde olduğu vakalarda elbette klinik ve radyografik bir muayene, detaylı bir muayene. Sonrasında etkeni ne, kaynağı ne, bunun belirlenmesi ve ondan sonrasında bazen tek yalnızca operasyon, bazı zamanlarda da operasyonla birlikte tel tedavisiyle birleştirme, tedaviyi birleştirme şeklinde muntazam bir görünüme sahip yapılabiliyor açıkçası. Hocam, önceden çekilme dişler, orada boşluklar var. Evet. Bunlara implant nasıl yapılır? Yapılmasa bir sakınca var mıdır? Orada bir seçim var mıdır? Şimdi önceden... Ya da başka bir tedavi var mı? Şöyle, önceden çekilmişse bu dişler, artık iş işten geçmiştir. Şöyle ki, hani dişi kurtarma aşamasını geçtik aslında. Dişi kurtarılamamış, çekilmiş bir şekilde ve elimize boş bölge geldi. Boş bölge geldiği zaman yandaki dişlerin ve karşıt dişlerin yerlerinde olduğundan emin olmamız gerekiyor. Evet, başta da söylemiştim. Evet, aynen. O emin olduktan sonra bölgenin diş eti çekilmesi ve kemiğin erimesi ve kemik erime miktarının ölçümleri, hem radyografik hem de klinik olarak ölçüm cihazları var. Onlarla ölçüldükten sonra implanta karar verilmesi gerekiyor. Çünkü bazen duyuyoruz, implant yapılmış, tutmamış. Evet. Diyor ki işte implant çıktı gibi. Şimdi implantlarda aslında bir görüntümüz var. Çene kemiği erimesiyle ilgili. Bakın, aslında şöyle yapalım. İlk önce implant çene kemiğinde normalde 1 milimetrelik yıllık erime meydana getirir. Ben onu da soracaktım. Evet. İmplantlar... Hocam, her yaşta yapılabilir mi? Evet. Bir de implantlar diş kemiğinde erime yapabilir mi? Böyle bir sorumuz var. Hepsini o zaman beraber cevaplayalım. Şöyle ki, implantların çene kemiği yerleştirildiği ve çiğneme etkinliğe geldiği zaman üstü kaplamayla birlikte yıllık 1 milimetrelik kemik erimesi oluşturur. Yalnız bunu biz normal olarak kabul ederiz. Ancak 1 milimetreyi aşan implantın çevresindeki kemik daha fazla eridiği zaman biz anormal olarak kabul ederiz. Burada implant kırılmaları, çene kemik erimeleri, etrafındaki o eriyen bölgenin etrafındaki sağlam, sağlıklı dişlere olan kemik erimeleri, yansımaları, bu tür durumlarda bize böyle bir silsile halinde aktarır. O nedenle implantların kalitesi önemli. El yordamı, cerrahi teknik önemli. Steril şartlar altında olması önemli. Bundan sonra da elbette o bölgedeki diş etini ve çene kemiğini koruyucu işlemler silsilesiyle implant yapılır ve sonrasında da kaplaması takılır. Hatta lazerle dikiş implant operasyonuna bahsedelim. Şöyle ki, sizin aslında önceki konularda da işlemiştik. Evet. Lazerle dikiş implant operasyonu diş etinin kapak gibi alınması, ardından çene kemiği içerisine vidanın, yani kapak gibi, bakın, alındı. Kesi yok bu arada. Dikiş de yok. Onun sonrasında implantın yerleştirilmesi, evet, çok büyük avantaj. Yerleştirilmesi ve üzerine kaplamanın yerleştirilmesi şeklinde geçer. Lazerle bölge implant yerleşecek yuvanın üstündeki diş eti alınır. Onun hemen akabinde implantın yuvası açılır ve sonrasında da kapak alınır. Sonra yuva açılıp implant yerleştirilir. Üzerine de kaplama yapılır. Bu diş eti koruyucu ve kemik koruyucu işlem implantın çene kemiği erime riskini azaltır. Bakın, bu çok önemli. Dolayısıyla yandaki dişleri de korumuş oluyoruz. O bölgede korumuş oluyoruz. Burada diyabetik hastalar çok avantajlı bu konuda. Şeker hastalığı erken iyileştiriyor lazerin özelliği itibariyle. Çiğneme etkinliğine çabuk dönüyor. Günlük hayata çabuk dönüyor. Aynı zamanda kanama çok minimum olur. Lazerin özelliğidir. Evet. O yüzden hani kesi gibi değildir. Ayrıca dikiş atma sorunu olmaz çünkü dikiş yok ortada. Yani laparoskopik cerrahi gibi düşünebilirsiniz bunu veya da robotik cerrahi, laparoskopi robotik yaklaşım gibi düşünebilirsiniz. Daha direkt travma. Nokta atışı. Evet, aynen, nokta atışı yapılır çıkartır. Dolayısıyla dişsiz olarak hastalarımızın beklememesi gerekiyor. Dişsiz ağızda
türlü türlü sorunlar çıkıyor açıkçası. Sizin bir sorunuz daha mı vardı? Çene hocam. Şimdi bir tanıdığım vardı. Bir çenesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşıyor ve sonrasında ağzını açamıyor. Evet. Çok kısıtlı açıyor. Evet. Yani böyle bir ceviz giremeyecek kadar ağzını evet. açıyor. Hı hı. Bir de çene ağrıları, yani bunu da anlatabilmişken, böyle durumlarda ne yapıyoruz? Çene ağrıları, işte biraz önce de kıtlamadan bahsettiniz. Bunlarda neler yapıyoruz tedavi olarak? Nedir bu? Şimdi şöyle, son açıkçası kıtlamanın, şimdi çene eklemi rahatsızlıkları, çene ağrıları veya da kısıtlama artık bizim son aşamalarına doğru geldiğimizi gösteriyor aslında. Hmm. Hani 4-5 aşamaysa 4. aşamalara falan geliyoruz. Hani operasyona gidecek dedim ya en son hmm. aşamada. O operasyondan önceki aşamalara geliyoruz. Bir kere eğer hasta ağzını hafif açabiliyorsa dişsel rahatsızlıkların sorunlarını çözülmesi gerekiyor. Sonrasında eğer ki çene eklemiyle ilgili rahatsızlık devam ediyorsa çene eklemiyle ilgili operasyon öncesi denenmesi gereken konservatif tedavi dediğimiz lazerdir, eklem içi yıkamadır, gece plağıdır, botoks uygulamasıdır. Bu işlemler yapılır. Ondan sonra operasyon boyutuna alınması gerekebilir. Çünkü çene kıtlaması aslında bir orta aşamadır, orta derecedir. Ama kıtlamanın sonrasındaki kıtlama gelmez bir süre sonra ve kısıtlama hareket kısıtlama fazla olur ve çene açılamaz. O da bizim bir üst aşamadır aslında. Operasyondan bir önceki aşamadır. O nedenle o aşamalarda cerrahın çok iyi karar verip onun operatif boyutta mı değerlendirilecek, bir önceki boyut tedavi seçenekleriyle mi değerlendirecek, onu arkadaşlara bırakmak gerekiyor tabii ki. Son olarak diş gıcırdatmaları, bunlar da tabii psikolojik kökeni de olabilir. Önlenebilen bir durum mu? Şöyle, psikolojik genelde temelleri o oluyor elbette. Ancak şöyle bir şey var. Ayak topuğunuzda ağrı olsun, ilk başta yansıtacağınız kaslardan bir tanesi çene kaslarınızdır. Yani stres sebebidir aslında. Yani stres de bir psikolojik yansımadır. O stresin yansıması direkt gidecek çene eklemine, çene kaslarında kasıllık haline gelecek, spazma dönüşecek. O nedenle biz daha çok ilk önce her zaman söylüyorum kaynağına inmemiz gerekiyor. O psikolojik stresin sebebi ne? Ağrı mıdır? Psikolojik sebepler midir? Veya başka sebepler midir? Veya da bir rahatsızlık mıdır? Bir sorun var demek ki. Hani onu çözmemiz gerekiyor. Ha, yapısal bir durumsa o zaman elbette botoks tedavisi uygulanabiliyor. Veya gece plakları uygulanabiliyor. Onun hekim çok iyi karar verip uygulama aşamasına geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla yine işin kaynağına inip onu düzeltmek otomatik olarak diğer aşamaları da düzeltebilir. İleri tedavilere gerek de kalmayabilir açıkçası. Hocam derler işte eliniz ağrıyorsa en sorunlu yer orasıdır. İşte diş de çok ciddi baş ağrısı da yapan evet. çok önemli bir organımız. O açıdan verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Yine bekliyoruz. Mersin'den güzel haberlerinizle bekliyoruz. Görüşmek üzere diliyorum. Evet, hayli aydınlandık. Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Program çok kısa sürdü gibi oldu. Çok akışımız çok iyi oldu. O çok yüzden güzel. Ben de size de sorularınız için teşekkür ederim. Çok güzeldi. Evet sevgili izleyenler, birazdan Doktor Hayati Deniz'le birlikte varis konusuna yer vereceğiz. Devam ediyoruz efendim.